Arkadaşlar merhaba, ben Ömer Çağnavcı. Hatırlayacağınız üzere topraksız tütün üzerinde çalışmalarımız vardı. Şu an toprakta yetişen tütünü görüyorsunuz. Üzerlerinde yaprak bitleri ya da böcekler tarafından yenilmiş yerler var. Şöyle noktasal olarak. Ortadaki damarı gayet kalın ve yandaki damarlar da gayet kalın. Bu damarların kalın olması ister istemez yaprağın tütün olumdaki içim kalitesini düşürüyor. O yüzden bu damarlar alınıyor arkadaşlar. Onun için şuradaki yaprağın dokusu ve yumuşaklığı önemli. Şu an sistemimiz otomatik olarak çalıştı. Şimdi bakın buradaki yapraklarımız, biraz yaklaşırsanız daha rahat görürsünüz. Hiçbir şekilde yenmemiş, bir böcek tarafından rahatsız edilmemiş. Bunun sebebi de aşağıda görmüş olduğunuz fesleğenler sayesinde. Buradaki fesleğenler ara ara rüzgarın geldiği noktalara dikilerek böylece bir doğal zirai ilaç görevi görüyor. Yapraklarımızın, bakın bizim buradaki gövdede yapraklarımız biraz daha küçük diğerlerine göre. Tabii burada doğru bir besin formülasyonu daha oluşturamadığımız için ister istemez büyümede biraz sıkıntılarımız oluyor. Ama şurada görmüş olduğunuz gibi damar kalınlığının güzelliği ve yan yapraklardaki damarların inceliği bu tütünün kalitesini güzel olduğu anlamına geliyor. Bakın şurada da aynı şekilde. Yaprakların dokusu, gelen ekspertiz arkadaşlar çok beğendi dokusunu. Yumuşaklığı, kadifemsi bir yapı olması çok beğendi ve bu tarz bir çalışmayı da ileride destekleyeceklerini söyledi. Tabi bu da bizim için gurur verici bir olay. Arkadaşlar daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Ömer Çağnavcı kanalını takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.